Şimdi öğretmenlik meslek kanunu geçtiğimiz yıl AKP'nin getirdiği bir meslek kanunu geçen yıl da ciddi tepkilerimiz olmuştu. Hatta Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu ve birçok maddesi iptal edilmişti. Geçtiğimiz ay içerisinde AKP yeniden bir taslak hazırlayarak bunu meclis gündemine taşıdı. Ancak bu hazırlanırken bizim baştan beri talep ettiğimiz öğretmenlerin mesleğinin içeriğini net olarak ortaya koyan bir meslek kanunu yapılması. Bunun için işte Avrupa İLO'nun öğretmenlerin statüsü tavsiye kararının 1966 tarihli esas alınması, taleplerimizin hiçbiri dikkate alınmadı. Eğitimin hiçbir paydaşıyla ortak bir metin hazırlanmadı ve içeriği tamamen AKP'nin kendi ideolojik altyapısına uygun olarak kendine uygun eğitim emekçisi yaratma nın bir aracı olarak düşünüldü. Şimdi bu meslek kanunu içeriği gerçekten çok ciddi sıkıntılarla dolu. Zaten AKP uzun yıllardır, 20 yıldan daha fazla bir süredir eğitimin içini boşaltmaya yönelik çok türlü uygulamalar sergiliyor. Aynı zamanda eğitim emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik de çok ciddi adımları vardı. Bunu 2016 darbesini bir fırsat bilerek aslında işte sözleşmeli öğretmenliği güvenlik soruşturmasını getirerek hayata geçirmeye başlamışlardı. Şimdi bu yetmiyormuş gibi sanki işte öğretmenler lisans eğitimini çok iyi bir şekilde almıyorlarmış gibi, üniversitede buna yönelik hiçbir eğitim almıyorlarmış gibi, akademi gibi ucuben olduğu belli olmayan akademi getirdiler. Bu akademideki amaç aslında üniversiteden sonra, lisanstan sonra atanacak kişileri öncelikle sözleşmeli olarak atamak ve bu akademilerde 3 ve 4 dönem olmak üzere, bunun da tam tarihi süresi net olmamakla birlikte, akademide eğitime alarak ardından öğretmenliğe atamak üzerine oluşturulan bir meslek kanunu ve verilecek maaş tutarı da gerçekten çok düşük. Başta işte 14 bin lira civarı bir maaş düşünülürken bu en son işte verilen önergeyle yine AKP'de bunu sanki kendisi yapıyormuş gibi çok böyle iyi bir şey yapıyormuş gibi kamuoyuna da lanse etti. 21 bin lira civarına çıkarıldı bu. Dediğim gibi AKP'nin belki de genel politikasıdır bu. Önce eşeğini kaybettirip tabiri caizse sonradan buldurduğu zaman sevindirme gibi bir siyaseti de var. Bunu da bir lütufmuş gibi yine sundular. Aynı zamanda bu akademide eğitim alacak kişiler nerede eğitim alacaklar, hangi ile gidecekler, nerede bulunacaklar, alacakları 21 bin lirayla bunlar yaşamlarını devam ettirebilecekler mi? Hem eğitimleri alıp hem yaşamlarını devam ettirebilecekler mi? Bu akademilerde kimler eğitim verecek, kimler görevlendirilecek? Madem bu akademide eğitim verecek kişiler üniversiteden görevlendirilecek akademisyenler, o zaman üniversitede öğretmenlik eğitimi alanlar bu akademisyenlerden hiçbir şey öğrenemedi de mi önlerine tekrardan bir akademi koyuyorsunuz? Bu aynı zamanda üniversitelerin, eğitim fakültelerinin de içini boşaltmaya yönelik bir uygulama. Aynı zamanda öğretmenlerin geri hizmete çekilmesine ilişkin içerisinde bir madde vardı. İşte müfettiş raporuyla birlikte öğretmenlik görevini yerine getiremeyen kişilerin geri hizmete çekilmesine ilişkin bir madde var içerisinde. Yine belki de şey yapmak için, işte biraz şirin göstermek için, uzman ve baş öğretmenlik, zaten karşı olduğumuz bu hiyerarşiye karşı olduğumuz uzman ve baş öğretmenliği de bir şekilde sınava tabi kalmaksın 10 ve 20 yıl üzerinden yılını dolduran herkesi uzman veya baş öğretmen yapma üzerinden bir madde var. Göz boyama maddesi diyoruz buna. Yine yöneticilikte yükselme kısmında 5 yılda bir bunların yine akademide eğitime tabi tutulması, yine mevcut görev yapan kişilerin 5 yılda bir eğitim emekçilerinin akademide bir eğitime tabi tutulmaları, bu eğitim sonucunda öğretmenliği yapıp yapamayacaklarına karar verilmesi var bunun içerisinde. Ücretli öğretmenliğe dair bir şey yok. Özel sektör öğretmenlerine dair hiçbir şey yok içerisinde. Özel sektör öğretmenlerinin uzun yıllardır dile getirdikleri, uzun zamandır dile getirdikleri taban ücrete dair hiçbir şey yok bu meslek kanunu içerisinde. Yani bu meslek kanunu zaten iş güvencesi ortadan kaldırılan eğitim emekçilerinin iş güvencesini tamamıyla ortadan kaldırmaya, üniversitenin içini boşaltmaya ve bu akademileri bütün toplum üzerinde, aynı zamanda eğitim emekçileri üzerinde bir mobbing aracı olarak kullanmanın aslında yasa tasarısıdır diyebiliriz.